damgalın benim için iki farklı özelliği var. Birisi çok az yer kaplıyor gördüğünüz gibi. Hatta şöyle ölçebiliriz de. Ebatları çok iyi. Mesela yüksekliği 5 santim, boyu 35 santim, eni de 19 santim. Kampta çok malzeme olduğu için hani küçüklük bizim için çok önemli. Bu bir. İkincisi kullanılan malzeme çelik bir mangal. Benim daha evvel 5-6 yıl kullandığım, çok da memnun olduğum. Çünkü kamp bitiminde getirirdim eve. Bir güzel yağ çözle, cifle tertemiz yapardım. Yıllarca kullandım. Sonra çalınan bir mangalım vardı. Ona benzettim. Portatif olması çok güzel. Çelik olması çok güzel. Ve çok çabuk kurulan bir mangal. Şöyle bir aparatı var. Bunu açıyorsunuz. Dar kısmı üste geliyor. Sonra şöyle açılan, bakın çelik gördüğünüz gibi her yeri. Açılan konik bir yapısı var ki bu konik yapı benim için çok önemli, anlatacağım. Şöyle alt tabakası var. Üstüne konulan bir küçük ızgarası var. Ateşi bunun üstünde yakıyorsunuz. Ve üzerine konulan, bu kendi orijinali, başka bir ızgara da olabilir. Bu önemli değil. Benim için önemli olan konik yapısı. Neden önemli? Çünkü biz çocuklar büyüdü artık. Kampa iki kişi gidiyoruz. Bazen konuklarımız oluyor. İşte maksimum 4 kişi. Şimdi 4 kişiyle standart mangallar, çok fazla kömür koymanız lazım içine. Biz hep hafta sonları kampa gideriz genellikle, kısa süreliğine. O nedenle içinde kül de birikmez. Her seferinde çok kömürle mangal yapmak durumunda kalırız. Ama böyle konik mangallar, belki alan olarak gene aynı alan ama az bir ateşle daha çok alanda daha iyi pişirim sağlar. Çelik olması benim için çok önemli. Çünkü her seferinde olmasa bile sezon sonunda güzelce işte bir yağ çöz, bir cife bakar, tertemiz yaparsınız ve her sene mangal almak zorunda kalmazsınız. Benim o çalınan mangalım 5 yıl falan kullandığım bir mangaldı. O da döküm mangaldı. Onda da mesela ben çok hoşnuttum. O kadar yıl kullanmıştım. Onu da biraz pahalı almıştım. Ama ben de kalmaya devam etseydi rahat bir 7-8 yıl daha kullanabilirdim. Kampçılıkta malzemelerin küçüklüğü çok önemli. O anlamda böyle bir mangal tercih sebebi olabilir. Bu konuda bilgi vermek istedim size. Böyle işte küçücük, hatta çantası o kadar büyük ki bunun arasına işte birkaç çalı çırpı, kibrit, çakmak vesaire her şey konulup bir paket haline bile getirilebilir. Arabada az yer kaplıyor. Çok fazla bir ağırlığı da yok. Hani ağır ama sonuçta sırtımda taşımıyorum. Arabada taşıyorum. Küçüklüğü benim için daha önemli. Bu hafta sonu kamptaydık. Kamp pandemi nedeniyle çok revaçta. Yıllardır gittiğimiz kampı ilk defa bu kadar kalabalık gördük. Orada bu işe yeni başlayanlar, çadır kampının zevkini henüz yeni yeni almaya başlayan insanlarla tanıştık. Mesela onlar işte benim barınma şeklimi, malzemeleri, depolayışımı falan çok beğendiler. Ve onlara da söz verdim, video çekip atacağım. Bu konuda birkaç seri video atmayı düşünüyorum.
Şimdilik böyle arkadaşlar. Pandemide siz de kalabalıktan uzakta doğayla baş başa güzel vakit geçirebilirsiniz. Kampçılık çok güzeldir. İnsanı rehabilite eder. Biz çok seviyoruz. Umarım siz de seviyorsunuzdur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.